Evet sevgili gerçek, hakiki, orijinal Fenerbahçeliler hepinizi tekrardan selamlıyorum sevgili dostlar. Videoyu cumartesi günü çekiyorum ama cumartesi gece e, paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi son günlerde bazı transferler konuşuldu. Ben de bunu bir gün iki gündür sarkıtıyorum. Eğer bunları konuşmazsam birçok arkadaşın kafasında soru işareti kalacak. O yüzden kafanızdaki soru işaretlerini götürmek istiyorum. Üye arkadaşlar zaten biliyorlar. Hani ben duyum oldum muydu? toplu kısmından paylaşıyorum üyeliği de tavsiye ederim Yani 15 lira verip yani bir yıl üye olmanız için 180 TL para vermeniz lazım aylık 15 15 15 yani benim bildiğim kadarıyla 180 TL geçmişin 18 lirasına falan denk geliyor yani bir sıfır silerek düşünüyorum paraları tavsiye ederim 15 lira verip üye olursanız tavsiye ederim Şimdiden itibaren başlayın Zaten bir üye oldunuz muydu bırakamayacaksınız eminim. Ayrıca hediye üyelikler de verilebiliyor. Bol bol video izleyin arkadaşlar. Bak Fenerbahçe'nin maçı olduğu zamanlarda galibiyetlerde hediye üyelik hediye ediyoruz. Kazanmak için bol bol video izleyin arkadaşlar. Ekstra ekstrem bir durum yok ki. Bol bol video izleyin üyelik kazanın. Video izleyin üyelik kazanın. Bu kadar basit. E, i̇zlemezseniz kazanamazsınız. Neyse. İlk olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Tottenham kancasın. Fenerbahçe'nin ve A milli takımın yıldız ismi İsmail Yüksek. Son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncu gerek Fenerbahçe gerek Ağın Milli Takım formasıyla uğradığı futbolla taraftarın beğenisini kazandı. Bu anlamda futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmail Yüksel transferde Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Yüksek için İngiliz kulübü Tottenham'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. Doğru değil bu. Geride bıraktığımız dönemde Alman ekibi Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalyan kulübü Napoli ile de adı İsmail Yüksek'i Premier Lig'de Toplam yakından takip ediyor. Bayer Leverkusen toplamda 12 milyon euroyu bulan bir teklifte bulundu. Ancak biz 16 milyon euro istedik sezonun başında. Ve Türk hani sistemimize uygun isim Bartu Elmaz'ı yetiştirene kadar seviyesini arttırana kadar gönderemeyiz dedik. Ha bilginiz de olsun. Ha Bayer Leverkusen de yenilgisiz gidiyor liginde bildiğim kadarıyla liderler. Hani Belli mi olur bir bakarsanız sezon sonu 35'e satarız. Neyse. Ama Tottenham işi doğru değil. Oyuncu ilgili detaylı araştırmalara başlamış toplamın menajeri. E, İsmail Yüksel'in stilini çok beğenmiş. Trabzon maçında izleyeceklermiş. Ya, Trabzonspor maçında izlemeyi düşünüyor. Merakımdan soruyorum. Niye Trabzonspor maçında izleyecekler? Çünkü hocam. Talamut mevsimi açılırdı ondan. Lan ne alakası var? Niye Trabzon maçında? Niye Hatay maçında değil? İşte, hani. Çok önce ne şeydi? Niye ne bileyim Pendik maçında değil, niye Ludo maçında değil? Ludo oynamayacağız zaten hemen hemen kesin de. Niye Pendik maçında değil mesela? Neyse herhalde Fenerbahçe'nin evindeki maç ondan dolayı. Bir de Pendik Spor'un stadını biliyorsunuz arkadaşlar. Halı saha. Saatlik kiralayabiliyorsunuz. Peki İsmail'in hedefine 2020'ye kadar sözleşmesi var. Avrupa'ya gitme hayali var mı? Var. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro. Bu da Türkiye Transfer Market'ın ayıbı, utancı, utanç vesilesi. Bu sezon 15 maçta bir golü var. Ancak İsmail Yüksek'le ilgili ben size diyorum ki Bayer Leverkusen ismini not edin. Fenerbahçe'den Ryan Kent aday yolcusu. Önce şunu söyleyeyim. Keşke haber doğru olsa. Sebebini de birkaç dakikadan söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin İngiliz sporcusu Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı. Yaz transfer döneminde Rangers'tan ayrılan ve bonservisiz bir şekilde Fenerbahçe'ye gelen Kent, Fenerbahçe formasıyla istediği süreleri bulamadı. Sheffield United talip oldu. İngiliz basına yansıyan habere göre Sheffield 26 yaşındaki kanat için Ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunacak. Fenerbahçe formasına 10 resmi maça çıktı. 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. Arkadaşlar Kent'i biz sezonun başında aldık ya. Kulübün biri 5 peşin 2 de opsiyonlu toplam 7 milyon euroluk teklif yaptı. İsmail, Yüksek, şey, İsmail Kartal kabul etmedi. Dedi ki Şimdi olmazsa 3 ay sonra. 3 ay olmazsa 5 ay sonra. 5 ay olmazsa 7 ay sonra. Bu futbolcu er ya da geç benim sistemime öyle bir adapte olacak ki dedi. Yani tırnaklarınızı yiyeceksiniz dedi. Ben onu bekliyorum. Yani Kent için 6-7'lik teklif gelse mesela devre arasında bugün satılır. Niye? Ya Joshua King orijinal kanat olmamasına rağmen kanat e, özellikleri taşıyor. Bakın Galatasaray'ın bir taktiği var. Topu orta sahaya çek. <laughs> Kanatlardakiler koşu yapsın. At uzun top pozisyona gir. Tek taktik bu. Başka hiçbir taktik yok. Hocam iyi de bu basit bir taktik. Basit bir taktik ama orada oynayacak futbolcunun topu tutma becerisi, topu sürme becerisi, bitiriciliği vesaire vesaire vesaire. Joshua King Fenerbahçe'de bunu yapabilir. Başka? Kısmen Cengiz yapabilir ama Cengiz'den hiçbir şey izlemedik. Başka? Başka yok. Emre Mor hızlı pırpır hocam. Emre yapar, kent yapar. Yapamıyorlar işte. Anladınız mı demek istediğimi? Ha, bu da şu yüzden Fenerbahçe'nin rakipleri kapalı savunma oynadıkları için fırsat bulamıyorlar. Bu etkiyi de unutmayın. Şimdi Fenerbahçe'de stoper transfer kararı. Devre arasında transfer için <laughs> planlama belli oldu. Serdar Aziz'in sakatlığı ameliyat olması. Alexander Ciku'nun hem sakatlık hem Afrika Kupası'na katılma ihtimali Fenerbahçe'ye bir transfer kararı aldırdı ve Gündeme bir menajerlik şirketinin 7 milyon euroluk yıldızı geldi diyor. Arkadaşlar şimdi 7 milyon euroluk yıldız diyor. Benim yaklaşık bir hafta önce konuştuğum isimden bahsediyorlar muhtemelen. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre diyor. İsmail Kartal'ın elinde Bekao, Samet Akaydın ve Jaden Oster Bolde kalacak diyor. Hani Serdar Sakat, Ciku da Sakat. Mecbur bu isimler kalacak. Bu is bu bölgeye transfer. Sabuncuoğlu Yasabulo Sferico Sports Management'ın sahibi Igor Campanelli Atay Spor maçında Mario Branco'nun da vetlisi olarak tribinde yer aldı diyor. William Rocha'dan bahsediyor arkadaşlar. Biz bunu konuştuk mu? Konuştuk. Ne dedik? Geçiniz dedik. Fenerbahçe'yi takip etti. William Rocha'nın Fenerbahçe'nin resmi hesabını bazı futbolcuları takip etmesi iddiaları güçlendirdi. 2025'te sözleşmesi bitiyor. Falan filan. Arkadaşlar size bırakıyorum takdiri. Ne karar verirseniz, ne düşünürseniz, ne hissederseniz ona inanın. Ama ben bir hafta önce verdiğim duyumun arkasındayım. Beklemeyin. Türk futbolcu bekleyin. Onu da konuşacağız sonra. Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip. Herkes İsmail'i, Ferdi'yi ondan sonra Şimanski'yi konuşurken ben ne dedim? Hepinizin dikkati yanlış yerde. Fenerbahçe'de asıl hedefteki isim Fred. Yine söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Fred için devre arasında 35 milyon euro teklif gelirse şok olmayın. Olmaz olmaz demeyin şok olmayın. Ama bu haber başkan. Brezilyalı futbolcu Fred'e sürpriz bir talip çıktı. İngiliz ekibinin devre arasında tecrübeli ismi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi. Şimdi Fred devre arası Tonali'nin yerine geçici bir süre için oyuncu bakan Newcastle United'ın alternatifi Fred. Devre arasında teklif 4 isme Bu sezon Fred ne yaptı peki? Toplam 12 maça çıktı. 4 asist üretti bu maçlarda. Bir de sayılmayan asisti ve golü var. 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Arkadaşlar Fred'i 35 milyon euroya devre arasında satar mısınız? Sadece soruyorum. Peki başka bir soru sorayım. Deseler ki Fenerbahçe şampiyon olacak inşallah. Fred 35, İsmail 35, Artıkadolu 35'e gidecek. Kabul müsünüz? Ben size bir şey söyleyeyim. 462 kere kabulüm. 463 ve sonrasına da artık yoruldum kabul demekten. O yüzden uğraşmayacağım. Ulan böyle bir ihtimal olsa kafayı yersiniz, fıttırırsınız, çıldırırsınız. Keşke olsa ya. Keşke olsa siz kafayı mı yediniz? Bunu düşünme. Ya düşünmeye verdiğin süre bile günah ya. Trabzonspor'un eski yıldızı Fenerbahçe'ye. Uy. Aha! Eee, kimmiş bu? Savunma hattına üst üste sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe'de Gözler Ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket edeceğim Fenerbahçe flash bir ismi gündeme aldı. Kanarya, Trabzonspor'un eski yıldızı Ahmetcan Kaplan'ı kira almak için harekete geçtim. Bir kere şunu söyleyeyim. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Muhtemelen farkındasınızdır. Benim Roşa olmayacak Türk stoper bakın cümlemden sonra Türk birkaç tane isim ortaya atıldı. Ahmetcan Kaplan da bunlardan biri. Yanlış anlamayın. Kötü bir niyetle söylemiyorum ama Trabzonspor iyi iteledi. 9,5 milyon euroya iyi itelediydi. Nasıl iyi iteledi? Bir de tabii sonraki satışan da %15 payla. Doğru düzgün oynamayan bir futbolcu. Altyapısından çıkan doğru düzgün oynamayan bir futbolcuyu 9,5'a vermek büyük kar. Çok büyük kar. Çok çok büyük kar. İtelemektir. 9,5. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bora Aydınlık'ta da dahil Fenerbahçe alt tarafına çıkan 10 tane oyuncuyu 9,5-9,5-9,5'a bugün satın sonraki satışlarından da %15 pay deyin. Müthiş itelediklerim derim size. Daha da bir kademe daha öteye gideyim mi? Fenerbahçe U19'daki hangi futbolcu olursa olsun bugün 9,5 artı sonraki satışlarından %15'e satalım. Hepsini iteledik diyeceğim. Söz, söz veriyorum. Hepsine ilgili bu cümleyi kuracağım. Daha da söylüyorum. Artu elmazı 9.5 artı %15'e sat. iteledik diyeceğim. Mert Büldür'ü sat. iteledik diyeceğim. Kimi söylerseniz söyleyin. Ama sol ayaklı sol stoper. Abi detayını ben bilmiyorum. Burada yazıyor ama okumadım açıkçası. Çünkü doğru değil. Ocak ayı için çalışmalara başlamış. İsmail Kartal o bölgede sakatlıklar yaşıyor falan filan. Stoper katmayı düşünüyor. Sakatlıklar yaşadı. 9.5'a transfer oldu. Yaşadığı sakatlık forma giyemedi. A Ajax'ın Ado Den oynadığı karşılaşmada sağlara geri dönen Ahmetcan Can için Salah Civerte devras harekete geçecek. Rotasyonda kullanılacak Ajax'ta forma şansı bulmakta zorlanıyor. 20 yaşındaki stoper Fenerbahçe yarım sezonuna kiralama. Serdar Aziz'in Luan Perez'in sakatlığı. Ahmetcan Can Kaplan'ı rotasyonda kullanmak. Ajax transferi onay verip vermeyeceği düşünülüyor falan filan. Ben kaynaklarıma bunu doğrulatamadım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ömer Faruk Ünal var üzerine ahkam kesenler. Arkadaşlar transfer kısmı bitti. Ömer Faruk Ünal'dan saplama e, şey hesaplama kısmı başladı. Bilginiz olsun. 1. VAR odasına girerken cep telefonlarınız alınır. İçeriye cep telefonuyla giremezsiniz. 2. MHK ya da TFF Başkanı hakemler arasındaki konuşmaları dinlemek için girebilir. Girerler. Görüntü zaten yayıncı kuruluşta mevcuttur. Maçın özetinde ya da tamamında mevcuttur görüntü. 3 var sistemini ve işletmesini sağlayan Hawk E firması UEFA ve FIFA'dan akreditasyonlu bir kuruluş. 4. Diyelim ki bir maç bir hakem maç bitti ve var odasından çıktı. 15 dakika sonra içeri dönmek istedi. Vardaki konuşmasını merak etti dinlemek istedi. Prosedür şöyle işliyor. TFF'deki Süha Bey'e yazılı bir e-mail ile müracaat edeceksiniz. Hawk E Türkiye sorumlusu Mert Bey'e yazılı bir e-mail ile müracaat edeceksiniz. Hawk E'ye ile TFF'de yetkili ve sorumlu ona yakın kişinin bilgisi ve izni dahilinde ancak o zaman dinleyebilirsiniz. O da sadece kendi maçınızı. Bir kişinin var konuşma kayıtlarını biriktirmesi hepsi bir tarafa Hawk E'ye firmasının elindeki akreditasyonu kaybetmesine sebep olur. Yani var kayıtlarını bir kişinin biriktirmesi. Anladınız mı? Hawk E'ye firması şimdi düşünsenize lisansı gidecek adamların. O adamlar geri zekalı değiller, profesyoneller. Yani şimdi lisansınız gitti miydi gitti. Mesela şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın stadının altında su çıktı. Yıkılma tehlikesi var. Orada asla maç oynanmaz. Ama hocam sağlam duruyor. Oynanmaz. Orayı yıkılır. O stat yıkılır. O çözümü. Su birden fazla çıktı. Orada çıktı orada çıktı. Tamam bundan sonra burada yine çıkma ihtimali var. O stat yıkılır. Ama hocam suyu kesseler, alttan drenaj yapsalar ne, o stat yıkılır. Bir kere, iki kere, üç kere oldu. Bir yıkılır. Hah bu da o. Şimdi tabi bütün bunları bilmezsiniz. Sizi boş konuştururlar. TFF bu dedikoduyu sızdıranları ortaya çıkarmalıdır. Hukuki süreç başlatılmalıdır. Son bir bilgi notu da Hauk E'ye dahil var kayıtları en fazla bir yıl saklanabiliyor. 2. Ömer Faruk Ünal BHK'nın Volkan Bayarsan'ın Fenerbahçe Hatay maçında bu denli hata yapması ve vardakilerin bu kadar kontrolü kaybetmelerinin üzerinde durması gerekiyor. 1. Hakem eğitiminde mi bir sıkıntı var? Bu maçta var kadrosu 6 yılın en majör hatasını yapmıştır. Önceki penaltı ile sonraki offside'ı birbirinden ayırt edememiştir. Çok ciddi bir sorun. 2. Volkan Bayarslan bu maça hazırlanamamış. Top avuta çıkmış. Kale atışına karar vermişsin. Dön gel faule sarı kart çıkar. Sonra offside diye iptal ettiğin penaltı için çıkardığın sarı kartı iptal et. Bakın bunlar klasik birer hakem hatası değil. Hakem ekibi oyunda değil. Maç yönetmeye veya para oturmaya hazır değiller. Yatın kalkın skora şükredin diyor. Şimdi arkadaşlar biz bunları söylediğimiz zaman Galatasaraylı arkadaşlar ağla zırla falan filan diyor. Şimdi bu arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Adama şunu demezler mi? Yani bugün Fenerbahçe'nin başına. Diyelim Fenerbahçe sizin yaptığınız gibi gücü ele geçirdi. Artık nasıl bir gücü ele geçirdiyseniz aynısını Fenerbahçe ile geçirdi. Diyelim ki zor da değil. Yani hiç zor da değil. Diyelim Fenerbahçe gemileri yaktı. Ulan dedi bunca yıl Galatasaray gitti. Arkasına lobiler aldı. Abilerini aldı. Bilmem ablalarını aldı. Bunu yaptı. Ulan Bodri Meydan biz de yapıyoruz dedi. Parası neyse vereceğiz dedim. Daha da amiyane bir tabirle söylüyorum. Dedi ki ulan ben transfer yapacağım hakem satın alırım. Federasyon satın alırım. Federasyon başkanına dedi ki biz şampiyon olacak sana 10 milyon euro. Ne yapıyorsan yap. Arkana yaslan. Daha da söyleyemezsin. MHK başkanına dedim ki biz şampiyon olacak sana 1 milyon euro. Arkadaşlar bakın. Olmaz olmaz demeyin. Ben artık her şeyden şüphe ediyorum. Yemin ediyorum artık her şeyden şüphe ediyorum. Bak. O Volkan bayarsan, o hatasından sonra Türkiye'de hakemlik bitti. Lan Fenerbahçe'nin lehine bir hata olur. Devam ettiriyorsun, Avantaj dersin şu hareketi. Futboldan anlayan herkes Avantaj dersin. Avut oldu. Taç oldu. Dur dersin. Şu arkadaş faul yaptı. Sarı kart. Bitti. Top. Rakip de. Faul yapan rakip devam ettiriyorsun. Bu salağa sormak lazım. Bu geri zekalıya sormak lazım. O gol olsaydı neresinden çıkacaktın işin? İşin neresinden çıkacak? O kadar sert bir faulü gördün. Diyelim ki dedi. var uyarıyor. Hocam ayağına bastı vurdu. Tam sarı kart verecek mi? Bir 5 dakika bekleyin. Mi diyecektim dedim. Farz edelim gol oldu o atak. Vardan inceledin faulü verdin. Sarı kart verdin. Golü iptal ettin. Yüzüne vurmayı. Yine hatalısın Dördüncü hakem orada eşek başı mı? Yan hakem eşek başı mı? Sen eşek başı mısın? Bir de sosyal medyaya konuşmalarınızın düştüğünü düşünün. Evet yüzüne vuruyor. Sarı kart vereceğim de bir bekleyin. Dedim. Böyle bir cümle kurdum. Al başına belayı. Arkadaşlar bugün adalet Fenerbahçe'ye lazım ya. Yarın hepinize lazım. Sonsuza kadar hepinize lazım. Birilerinin tahakkümünden çıkartın. Açık söyleyeyim. Sosyal medyada futbol e, severler arasında konuşulan konuşma şu. Diyorlar ki ya bir sene Fener olsun. Bir sene Galatasaray olsun. Bir sene Beşiktaş olsun. Bir sene Trabzon olsun. Bankalar Birliği Anlaşması'nın parasını ödesinler. Eee? Eee? Öbürlerinde zaten ne olacak? Eskiden nasıl sistem biliyor musunuz? Türkçe konuşuyorum. Anlayın. Fener, Galatasaray, Beşiktaş. Hatta Trabzon nispeten çok iyi paralara sahipti. Ne yapıyordu? Türk kuralı vardı. Adana Demirspor'da futbolcu yetişmiş. Gidiyordu Fenerbahçe transfer ediyordu. Adana Demir para kazanıyordu. Fenerbahçe futbolcu kazanıyordu. Ne yapıyordu? Konya Spor'da futbolcu yetişmiş. Galatasaray'a gidiyordu. Hallem Halleme diyordu. Halleme diyordu. 3-5-2 şey futbolcuyla görüşme, maç öncesi görüşme falan bir şekilde alıyordu. Konya bayram ediyordu. Galatasaray bayram ediyordu. Oyuncu bayram. Ya da Beşiktaş alıyordu. Yani Anadolu kulüplerinin en büyük geçim kaynağı futbolcu satışıydı. Alttan çıkarıyorlardı ya da bir yerden alıyorlardı. O sezon parlatıyorlardı, satıyorlardı. Şimdi misal veriyorum. Size çok önemli bir misal veriyorum. Antalya Spor en son kime, hangi takıma futbolcu sattı? Mesela 3 büyüklerden, 4 büyüklerden. Herhalde Nazım Sangare'den sonra satmadılar. Hacer yurt dışına sattı herif. Hatay bu penzayı bilmem nereye sattı. Anladınız mı demek istediğimi? Ha, şimdi de şu var. Gaziantep Galatasaray'a futbolcu veriyor. Sanki futbolcu vermiyor. 6 puan daha veriyor gibi. Galatasaray'la bir maça çıkıyorlar. Ulan yenilmeye çıkıyor gibi. Samsung Galatasaray'dan kiralık oyuncu alıyor. Sahaya bir çıkıyorlar. Yenilmeye çıkar gibi. Ankara Gücü Galatasaray'dan Oyuncu alıyor. Üstte bir sürü para veriyor. Ankara Büyükşehir Teknikleri diyor biz bu maça yenilmeye geldik. Yani, tabiri bu. Biz yenilmek için kadro çıkarttık. İki oyuncuyu zaten hiç getirmedik. Yorulmasınlar. Öbürleri de yorulmasınlar. Sanki haftada 8 tane maç oynuyorlar. Yani, yenilmeye geldik diyor. Sonra günah keçisi Volkan Demirel oluyor. Niye Fenerbahçe maçında 3'lü oynadı? Yarın bir gün siz de 3'lü çıkabilirsiniz. Bilginiz olsun. Dikkat edin ya. Türkiye'de olay bu arkadaşlar. Fenerbahçe transfer gündemine dair bütün açıklamalarımı yaptım. Bilginiz olsun. Ama devre arasında Fenerbahçe'den ee, çöp diye tabir ettiğiniz 4 oyuncu var. Önceki videolarımda da bahsettim. Onlar gidebilir. Onlar için hiçbir cümle kurmam. Kalır kesin kalır gitmez falan diyemem. Ama yıldız saydığınız yıldız statüsündeki futbolcular kolay kolay gitmez. Not 40 milyon euro üstü teklif gelirse bir şey diyemem. Ama 40 milyon euro üstünde de kimse teklif vermez. Devre arasında bilginiz olsun. Esenle kalın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.